Herkese merhabalar. Bugün 10 Aralık Cumartesi günü yeni bir TMT yani Teknoloji Mobil ve Trendler programı ile karşınızdayım. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün de yine Türkiye'deki ve dünyadaki teknolojik gelişmelere bakacağız. İlk önce bu senenin daha doğrusu 2023 senesinin Pantone renginden konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz 2000 yılından beri Pantone her sene yılın rengini seçiyor ve bunu seçerken de Avrupa'nın bir şehrinde gizli bir ekip buluşuyorlar ve senede iki gün gidiyorlar oraya ve o iki gün boyunca orada tartışıyorlar ve sonunda bir renkte karar kılıyorlar. Bu senenin rengi işte Magenta Verse. İsminden de anlaşılacağı gibi Metaverse'den ilham alınarak kırmızının tonu kullanıldı, seçildi. Hem sıcak hem de soğuğu dengeleyen bir renk olarak anlatılıyor. Bunun sebebi de dediğim gibi teknoloji yani Metaverse dünyası ile gerçek dünyanın bir karması yani sıcak ve soğuk dünyanın bir karması olarak bu rengin ortaya çıktığını söylüyorlar. 2023 yılının bu Viva Magenta ya da Magenta isimli bu renginin kodu da 18-1750. Bu arada şunu da söylememde fayda var. Bu arada geçtiğimiz senenin rengini hatırlıyor musunuz? Yani daha doğrusu bu sene 2022'nin rengi neydi? Onu hatırlıyor musunuz? O da veri periydi ve böyle daha mor renklerindeydi. Peki ne önemi var bunun? Pantone dünyanın en önemli renk sağlayıcısı ve dünyadaki pek çok firmaya hem de farklı sektördeki şirketlere de bu renklerinin kullanılmasını sağlıyor. Hatta öyle ki dünyada bu Pantone renkleri yani bu kodlu renkler herkes tarafından da kabul görmüş durumda. Dolayısıyla modadan farklı endüstrilere, işte mekanik endüstrilere kadar pek çok farklı e, alanda da bu rengi muhtemelen göreceğiz. Hatta görmeye de başladık bile. Şimdiden eğer vitrinlere bakarsanız tekstil ile ilgili e, mağazalarda da bu rengi görebilirsiniz. Bu aralar Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Instagram'da insanlar kendi fotoğraflarını yayınlamaya başladılar ama böyle bir dijital sanat gibi, bir avatar gibi böyle farklı fotoğraflar yayınlıyorlar. Nedir diye baktığımda Lens AI ismini bir uygulamadan çıkan kişinin kendi fotoğraflarını yükledikten sonra belli bir ücret ödeyerek sahip olduğu fotoğraflar. Ben de girdim ve e, 10 tane fotoğraf yükledim. 89-90 lira ödedim buna. Neden ödedim bilmiyorum ama öğrenmek için ödedim ve bana 50 tane farklı resim, avatar ya da ne diyelim, dijital sanat çıkardı. Hepsi böyle farklı kategorilerdi işte peri kategorisi, daha e, sulu boya kategorisi, e, daha farklı farklı pek çok böyle kategoride e, resimler çıkardı. Bu Lens AI'ın önemi ne? Stable Diffusion isimli açık kaynaklı teksten resme dönüştüren bir yapay zeka algoritması kullanıyor. Dolayısıyla Lens AI'da yapay zekayı kullanan bir uygulama ve dünyadaki şu anda en fazla insanların girip kendi resimleriyle bir yapay zeka resmi yarattığı ve etkileşime girdiği de en birinci uygulama diyebiliriz şu anda. Bu arada bu lens AI uygulaması aslında 2018 yılından beri var ama bu Magic avatar, Avatars yani e, sihirli avatar isimli bu uygulaması içindeki Kasım ayında ortaya çıktı. Ve e, bir anda %631'lik bir büyümeye e, sebebiyet verdi diyebiliriz bu uygulamayla beraber içindeki. Yani bu ne demek? 1.6 milyon kez indirilmiş Kasım ayında. Dediğim gibi 50 avatar için 90 lira ödüyorsunuz, 100 avatar için 130 lira ödüyorsunuz, 200 avatar için de 180 lira ödüyorsunuz. Ee, şimdi tabii düşündüren şey şu, İçine bu arada Stable Diffusion'ın kullanılan bu uygulamanın, bu arada bu uygulama nasıl çalışıyor derseniz açık kaynaklı bu Stable Diffusion uygulamasına da 2.5 milyara yakın görsel öğretilmiş. Ve o öğretilmesi sonucunda bu farklı resimler ortaya çıkıyor. İşte Pinterest'ten, e, dijital sanat sitelerinden, Shutterstock gibi farklı sitelerden e, bir sürü görseli öğrenmiş ve onun üzerine de bize bu e, görselleri, avatarları çıkartıyor. E, şu ana kadar da 2018 yılından bu yana dünya çapında 22 milyon indirmeyi geçmiş bu uygulama ve 29 milyon dolar da gelir elde etti. E, hatta geçtiğimiz aylar yani Kasım ayında e, fotoğraf ve video konusunda da Apple Store'da birinciydi bu arada. Özellikle Kasım ayında yani ilk çıktığı ayla beraber bu Magic Avatars özelliği yayına alan lens uygulaması, lens AI uygulaması kullanıcılar tarafından devasa bir ilgi gördü. Peki bu uygulamanın önemi nedir? Evet çok fazla görüyoruz. Çok popüler oldu ama bir yandan da şu anda e, özellikle sanatçılar için bir tehdit mi oluşturuyor? Bu çıkan görseller e, birer sanat mı? Yoksa sanatı kimin yaptığı mı önemli? Yani ben size bu fotoğrafları göstersem ve desem ki bir Japon sanatçı tarafından yapıldı. O zaman sanat olarak bakar mısınız? Tabii ki bakarız. Peki bunu şimdi bir bilgisayar yapay zekası yaptı desem. O zaman sanat olarak algılar mısınız? Bu önümüzdeki dönemde ve bugün de bolca konuşacağımız bir konu. Yani bu eserler, bu görseller bir sanat eseri mi yoksa değil mi? Özellikle şimdi bu e, bilgisayar yapımı yapay zeka ürünleri arttıkça çok fazla olacağı için bir çöplük haline de gelecek ortam. Dolayısıyla sanatçıların yaptıkları daha değerli hale de gelebilir ya da arada kayıp da olabilir. Yani bir gürültünün içinde bir insan yapımının değeri anlaşılacak mı? Bu soruyu size sormuş olayım. Yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Bu arada bir de size OpenAI firması yani aslında Stable Diffusion'un rakip firması diyebileceğimiz OpenAI firmasının bir chatbot gibi bir uygulaması var. Chat G GPT ismi ve herkesin kullanımı açıldı. Ona da üye oldum. Ücretsiz üye oluyorsunuz ve sonrasında size bir chat sayfası açılıyor. Burada yine yapay zeka ile konuşuyorsunuz. Dünyadaki pek çok veriyi öğrenmiş bir yapay zeka ile konuşuyorsunuz. Bu yapay zekanın önemi ne? Şimdi hem bir çevrim içi sözlük gibi de olabilir bizim için ya da Google'ın yerini de alabilir ya da Google gibi de olabilir. Peki neler sordum ben? E, chat GPT'ye e, iklim değişikliğinin e, ne demek olduğunu ve onu e, çözebilecek miyiz diye sordum. Bana iklim değişikliğinin öncelikli olarak insan faaliyetlerinden kaynaklandığını ve sera gazları emisyonunun neden olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin üstesinden gelmek için de rüzgar ve güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarına geçiş yapmamız gerektiğinden bahsetti ve uzunca bundan bahsetti. Sonrasında ona Mustafa Kemal Atatürk'ün kim olduğunu sordum. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olduğunu 1881 yılında Osmanlı İmparatorluğunda doğduğunu, Birinci Dünya Savaşı'nda subay olarak görev yaptığını, savaştan sonra 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Türk Kurtuluş Savaşı'na öncülük ettiğini yazdı ve daha pek çok farklı bilgiler verdi ve gerçekten etkilendim açıkçası. Demek ki bu filmlerde de gördüğümüz, bilim kurgu filmlerinde de izlediğimiz gibi bilgisayarlar pek çok bilgiyle donatılıp daha sonrasında bize doğru verileri verebiliyorlar. Önemli olan burada da işte bu doğru verilere ulaşmak ve doğru veriler etrafında kullanmak, kötü faaliyetler için kullanmamak. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Twitter ve Elon Musk tarafında neler oluyor? Geçtiğimiz hafta Apple'la bir sözlü münakaşaya girmişti. Sonrasında çözümlediler. Problem kalmadı. Belki Apple Store'dan çıkabilirdi çünkü Twitter. Onun önüne geçti ve Tim Cook'la her şeyi çözdüler. Bu arada 2021 yılında Aralık ayında bir hacklenme olduğu ortaya çıktı Twitter'da ve 5 milyon 400 bin Twitter kullanıcısına ait verilerin hacklendiği ortaya çıktı. Hatta bunlar çalınarak 30 bin dolardan satışa sunulmuş. CEO Elon Musk tarafından da bu doğrulandı, evet dedi. Bu hırsızlığın sebebi bir API kaynaklı güvenlik açından ötürü olduğunu söyledi. Ve veriler arasında üyelerin e-postalarına ve telefonlarına da hackerların ulaştığını söyledi. Bu arada son dönemde özellikle bu haftaki tweetlerine baktığım zaman Elon Musk'ın daha çok semi truck'ı paylaştığını görüyoruz. İşte Pepsi için ilk kamyonu verdi. Onun nasıl çalıştığını gösteriyor. Starlink'in Antarktika gibi ulaşılmaz yerlerde çalıştığını gösteriyor. Yani kendi diğer alanlardaki işlerini biraz paylaşıyor gösterdi ve neler yaptığını gösterdi diyebiliriz. Bu arada bir fotoğraf paylaştı. O benim ilgimi çekti. Ee, Japon bir sanatçı Shigeru Komat Suzuki isimli 1968'de yapılmış Space Ark isimli bir e, resim paylaştı. Bu görseli neden sizinle paylaşıyorum? Çünkü bir e, gelecekten gelen bir nuhun gemisi gibi görünüyor. İnsanları almıyor. Sadece e, Hayvanları aldığını görüyoruz bir uzay gemisine, işte geleceğin nuhun gemisi gibi. Neden ilgimi çekti derseniz de işte Elon Musk çoğunlukla hep işte dünyayı kurtarmaktan ya da dünya artık kendi kendine ya da insanlığın yok edeceği bir yer haline. E, geldiğini ya da çok yaklaştığını söylüyor. Bu yüzden de hep uzayda bir yaşam olması gerektiğinden bahsediyor. İşte e, bunun da görsellerinden bir tanesi muhtemelen insanlardan önce ben e, böyle canlıları, hayvanları götüreceğim diyor gibi bir hali var. O yüzden de bunu sizinle paylaşmak istedim. E, bir de geçtiğimiz hafta Neuralink'in bir e, gösterisi, bir e, organizasyonu oldu. Orada da son e, durumu anlattı. Neuralink'te neler yaptıklarını anlattılar. Biliyorsunuz e, beyinle bilgisayar arasında bağlantı kuran bir çip yerleştiriliyor beyne ve özellikle e, ALS ya da farklı felç gibi hastalıklara çare bulmak amacıyla bunu geliştirdiğini anlatıyor. Geçtiğimiz senelerde hem domuz hem de maymunlar üzerinde yaptığı testleri göstermişti. Bu sene de yine maymunlar üzerinde yaptığı deneyi gösterdi. Yine Neuralink çipi takmış bir e, maymun e, ve o Te, telepatik yolla yani hiçbir e, kumanda etmeden, hiçbir kumandaya basmadan bir oyun oynayabiliyor. E, sadece beyin dalgalarıyla. E, insan ilk insan denemesine de yaklaşık 6 ay uzakta olduğunu söyledi. Sorulardan biri de Siz de takacak mısınız diye sordular. Ben de tabii ki de e, uygun olduğu zaman ben de takacağım dedi bu çipi hatta Twitter'da da yine aynı soru olduğunda da bunu onayladı. Bu arada bu çipi insanlar üzerinde takabilmesi için de FDA'den yani gıda ve ilaç dairesinden Amerika Birleşik Devletlerinden onay alması gerekiyor. Bütün evrakları gönderdiklerini ve şimdi onayı beklediğini söyledi. 2016 yılından beri bu çalışmaları yapıyor. Daha önceki Organizasyonlarında 2020 ya da 2022'de insanlar üzerinde testlere başlayacağını belirtmişti ama bu şu anda muhtemelen 2023 gibi gözüküyor zaten tarih itibariyle. Bu organizasyonda özellikle maymunlara hem yazı yazdırabildiğini hem de oyun oynatabildiğini gösterdi. Ve özellikle sunumun ilerleyen kısımlarında Neuralink araştırmacıları gelecekte insanlarda hareketlilik sorunları olduğu zaman onları ele almak konusunda da yardımcı olabileceğini söylüyor. Ve Elon Musk da kafatanızın bir parçasını bir akıllı saatle değiştirmek gibi bir şey olacak diye bahsediyor. Bu arada sadece bu beyne çip takıp hareketleri kontrol edebilme işlevi gören tek şirket Neuralink değil, iki farklı şirket daha var. Bir tanesi BrainGate, Amerikalı yine bir şirket. Yine beyin bilgisayar arayüzü şirketi ve ALS hastalığı için çalışıyorlar özellikle. Amerikalı üniversitelerin girişimi şu anda Tufts Üniversitesi'ne ait. Bir başka şirket daha var. O da Synchron isimli bir şirket. Bu şirket ise iki insan üzerine deneylere başladı. Kendisinin FDA'den onayı da var. Ve nörolojik hastalıkları olan insanlara kendi kendilerine yetebilmelerini hedefliyor bu şirket. Bu gördüğümüz kişi ye taktıkları implant sayesinde kendi kendine yine bilgisayarda işlemlerini ve istediği işlerini halledebiliyor. Yine telepatik yolla yani beyin dalgalarıyla o beyin dalgaları bilgisayara gidiyor ve bu sayede istediği gibi yazı yazabiliyor, e, mail gönderebiliyor. E, dolayısıyla e, sadece şu anda Neuralink gibi düşünmeyin. Bununla ilgili şu anda insan üzerinde bu deneyleri yapmaya başlamış yine Amerikalı işte bu şirket yani sinkron şirketi var e, ve şu anda da dünyada önde gelen bir implant edilebilir beyin bilgisayarı arayüzü şirketi. Ve ilk ticari implant edilebilir beyin bilgisayar e, çipi üretme konusunda da bu e, açıdan en yakın gelecekte bu ticari çipi üretebilecek en yakın şirket diyebiliriz. Yani insanlar üzerine zaten deneylere başlamış. Geçtiğimiz hafta Amerika ve Çin arasındaki ambargodan konuşmuştuk. Çip ambargosundan ve TSMC'nin Amerika'da açılabileceğinden 6 Aralık'ta hem Joe Biden hem de Tim Cook yani Amerikan Başkanı ve Apple'ın CEO'su TSMC'nin açılış çalışına katılar, katıldılar ve konuştular ve artık çiplerin made in Amerika yani artık Amerika'da yapılacağını söylediler ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Üretim 2024'te başlayacağını dile getirdiler ve şirket Arizona'da kuruluyor. 12 milyar dolarlık bir yatırım olacağı duyurulmuştu ama 40 milyar dolara çıktı bu yatırım. 2024 yılında faaliyeti geçmesi beklenen fabrikada 5 nanometrelik gelişmiş mikro çiplerin üretilmesi planlanıyor. Ama bu sadece bir fabrika çünkü bir ikinci tesis daha yolda. O da şöyle ki, Apple'ın TSMC'nin yeni fabrikasına 4 ve 3 nanometrelik çipler e, satın alacak ve bu doğrultuda o doğrultuda da ikinci tesis kurulacak ve onun da üretimi 2026'da başlaması hedefleniyor. E, ve bununla beraber 400 hektarlık bir alana konumlanıyor bu fabrika ve 20 bin ünite çip üretilecek ayda ve dolayısıyla da 1.600 kişiye de istihdam sağlayacak. Peki bununla beraber küreselleşmeye ne olacak? Yani artık Amerika çipleri kendi ülkesinde üretmeye başlayacağına göre ve Çin'e de bir ambargo üretme, ambargo koyduğuna göre küreselleşme yavaş yavaş bitiyor mu? Yoksa çip konusunu mu sadece riske atmak istemiyor? Peki bu o zaman belli alanlarda mı bir küreselleşmeye yol açacak? Peki bu konuda Çin ne yapacak? İşte bunu da yakın zamanda görüyor olacağız. Benim birkaç tahminim var ama istiyorum ki beraber düşünelim. Dolayısıyla siz ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Sizin de yorumlarınızı bu konuda bekliyorum. Bu arada Çin demişken, Çin'de de olumsuz çalışma şartlarından ötürü geçtiğimiz hafta e, polis şiddetiyle bastırılan bir ayaklanma olmuştu hatırlarsanız hatta öyle ki e, Covid'in ilerlemesiyle beraber e, bir apartmanda yangın çıkmış ve oradaki insanlara müdahale e, çok geç edilmişti e, Çin'deki Foxconn fabrikasından fabrikasından 20 binden fazla işçinin istifa ettiği bildirildi e, Apple için de hizmet veriyordu bu fabrika bu sebeple iPhone üretiminin yüzde 30 hedef kaybı yaşaması bekleniyor. Ama işte bu aradaki muhtemelen kaybı da kendi Arizona'daki fabrikasıyla önümüzdeki senelerde kapatacak gibi gözüküyor. Bu tip riskler almak istemiyor. Haklılar da tabii ki. E, olumsuz çalışma şartları nedir denilecek olursa da ödenmeyen bonuslar, yemeklerin yetersizliği, zayıf Covid-19 yönetimi diyebiliriz. Yani dolayısıyla insanların bu dönemde haklarını oldukça fazla aradığını görüyoruz. Ee, keşke Hani fazla baskıyla ya da işte bu tip fazla şiddetle sonuçlanmasa diyorum. Ve şimdi size güzel bir haber vereceğim. Üç boyutlu yazıcılardan bahsediyoruz ara sıra. Ee, özellikle işte ilaç sanayi olsun ya da işte inşaat sektörü olsun. Ee, üç boyutlu baskıların bolca kullanıldığı bir alan ve bu alanı tam yerinde ekolojik ve sürdürülebilir şekilde kulla kullanan İtalyan bir şirket var. wasp isimli. Kendi kaynaklarıyla beslenen Ithaca isimli bir konut prototipini tanıttı geçtiğimiz hafta bir fuarda. 33 metre çapında dairesel forma sahip. Bu ev enerjisini güneş panellerinden üretiyor. Suyunu da yağmurdan topluyor. Eko sürdürülebilir bir ev. İşte elektrik, gaz, su olmadan kendi kendine yetebilen 4 kişilik bir ev tasarlamışlar. Wasp'ın bu arada bu ilk inşası ve projesi değil. Daha önce de Dior için Dubai'de bir tasarım yapmışlardı. Ya bu konuda özellikle 3 boyutlu yazılımla, ve doğal malzemeler kullanarak inşaat yapma konusunda ustalaşmışlar ve artık istiyorlar ki kendi kendine yetebilen özellikle iklim değişikliği konusunda gelişmekte olan ülkelere de yardımcı olabilecek bu tip projeler yapmanın önemli olduğunu söylüyorlar ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için de kendilerini üstlerine düşen görevleri de yerine getirmek için de bu projeyi yaptıklarını söylüyorlar. Bence harika bir proje. Bu Şirket 2012'de kuruldu ve o zamandan beri de e, özellikle 3 boyutlu baskılar konusunda bu tip böyle prototip evler yapıyorlar. Gelelim Amazon'un Prime platformuna. E, Amazon'un Prime'ını kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ben özellikle geçtiğimiz hafta Solos isimli bir diziyi önermiştim. Çok da seviyorum. E, güzel diziler var. İşte Lord of the Rings'in devamı olan bir dizi var. E, sevdiğim bir platform. Amazon'dan bir haber geldi. Sinema salonlarında gösterilecek filmler yapacaklarmış ve her sene en az 12 böyle yeni yapım yapacağını söyleyen Amazon, yılda 1 milyar dolar bütçe ayıracağını söyledi. Böylece Avrupa'nın en büyük film stüdyolarına denk üretim yapar hale gelecek. Bu arada Amazon MGM isimli dünyanın en önemli işte Hollywood yapımlarından biri olan şirketi 8,5 milyar dolara satın almıştı. Dolayısıyla Amazon'un video video içerik üretimini e, güçlendirmek istediğini buradan anlamıştık. E, Mart 2022'de almıştı. de bilirsiniz, 98 yıllık hani şu e, aslan kafasının çıktığı e, şirket. İsmi de Metro Goldwyn Mayer, doğru okuyorumdur umarım. E, 100 yıllık bir şirketi neredeyse satın aldı. Dolayısıyla Amazon Prime, e, özellikle film sektöründe e, film yapımlarında çok çok e, beklenti yükseltti diyebilirim. Peki Netflix ve Disney'in Disney, Disney Plus'ın e, ne kadarlık bir bütçe ayırdığına bakacak olursak yapımlarına. 2021'de Netflix 17 milyar dolar harcadı. 2022'de ise 18 milyar dolar olduğu söyleniyor. Daha tam e, bitmediği için sene veriler tam değil ama e, ortalama 18 milyar dolar oldu. Yani bir önceki seneye göre daha fazla arttığını söylüyorlar. Disney ise 32 milyar dolar 2022'de harcadığı söyleniyor. Aslında bütün bunlara baktığımızda Amazon'un ayırdığı bütçe o kadar da fazla değil gibi gözüküyor. Ama şu da var Netflix senede 100 yapım yaparken Amazon 12 yapımdan bahsediyor. Dolayısıyla belki de sayılarla kıyaslarsak da gayet aslında hepsinin aynı seyirde seyrettiğini söyleyebiliriz. Avrupa Birliği'nden bir haber var. Enteresan bir haber. Şimdi Türkiye'de olsa ne düşünürdünüz acaba? Trenle iki buçuk saatten kısa süren yerlere gitmek için artık iç hatlarda uçak seferleri olmadığını söylesem ne düşünürdünüz? Fransa'ya böyle bir yasa kondu. Fransa bununla ilgili olarak çok memnun olduğunu söylese de belki biraz insanların hayatı zorlaşacak ama iklimle mücadele konusunda, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da önemli bir adım. Evet, Avrupa Komisyonu iklim kriziyle mücadele kapsamında Fransa'da trenle 2,5 saatten kısa sürede ulaşılabilen noktalar arasında iç hat uçak seferlerini yasakladı. E, bu kararın tabii havacılık sektörü için e, eminim bir bu kararın havacılık sektörü kadar e, high türevi trenler için de e, daha hızlı ve daha düşük maliyetli seçeneklere vesile olacağını düşünüyorum. Havacılık sektöründe bir düşüş olacaktır ama tren ya da hyperloop sektöründe de bir artış olacağı kesin. Ee, bu arada bu durum 3 yıl boyunca gözlemlenecek ve daha sonra tekrardan da üzerine tekrar değerlendirilecek. Bakalım Avrupa Birliği'nde sadece Fransa ile başlayan bu durum diğer ülkeleri de tesir edecek mi? Onu da göreceğiz. Ve her hafta baktığımız gibi bu haftada yine dünyadaki karbondioksit seviyesine bakacağız. Geçtiğimiz hafta 27 Kasım, 3 Aralık tarihlerinde 417.74 ppm olduğunu görüyoruz karbondioksit seviyesinin. Bu ne demek? Dünya atmosferinin 2 derece ısınması halinde Dünya üzerindeki karbondioksit seviyesi 450 ppm olacak. Dolayısıyla e, gittikçe daha da yakın olduğumuzu görüyoruz. Geçtiğimiz seneye göre de 10 sene öncesine göre de ne kadar fazla arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Fransa'nın attığı adım önemli bir adım. Evet belki insanların konforu ya da hızlı ulaşım açısından düşündürücü bir adım olsa da e, herkese örnek olacak bir adım diyorum ve bu haftanın da teknoloji e, haberlerinin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım bilgilendirici olmuştur. Önümüzdeki hafta yeni bir TMT programında görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.